Ve şimdi Ayhan Prepol'e sözü bırakacağım. Hazırlıklarını yapsın. İleri teknoloji ısıtıcı kumaş projesiyle bizimle beraber olacak birazdan. Vallahi müşteri segmentlerini merak ediyorum. Ayhan neler söyleyecek? Çünkü otomotive dokunuyor, tekstile dokunuyor, savunma sanayine dokunuyor. Bakalım sunumda odak evet. Neresi? Evet, Ayhan Bey evet, evet. Yayında şu anda. Sunumunuzda tam ekran. Hazırız. Tamamdır. 4 dakikanız başladı. Sunumunuza tamam. Başlayabilirsiniz. Herkese merhabalar öncelikle. Biz İltem olarak teknik tekstil üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ben 10 yılı aşkın süredir nanoteknoloji ve tekstil üzerine çalışırken ortam ısı yayan polimerler üzerine doktora yaptı. Biz globalde ısı ve ısınma ihtiyacına çözüm üretmek üzere ürünler hazırladık. Otomotiv sanayinden savunma sanayine, giyilebilir ürünlerden ev tekstiline kadar pek çok prototip hazırladık. Bilindiği üzere elektrikli araçların soğuk iklim bölgelerde ısıtılması en büyük problem. Keza Tesla, Kanada gibi soğuk iklim bölgelerde yaşadığı bir başka problem ve sürücü aracını park ettikten sonra ertesi gün çalıştırmakta zorlanıyor. Biz özel bir solüsyonla kapladığımız fiberleri dokuma yöntemiyle bir araya getirerek yeni jenerasyon ısıtıcı kumaşlar üretiyoruz. Ve müşterinin ihtiyaçlarına göre de farklı boyut ve sıcaklıklarda tasarlayabiliyoruz. Ürünümüze ait bir patent, iki faydalı model ve onun üzerinde ödül aldık. Yine Avrupa Birliği kriterlerinde ürünümüzün yanmazlık sertifikası ve EMC raporunu aldık. Ürünümüzün esnek olması sayesinde çok geniş uygulama alanı mevcuttur. Düşük enerji voltajlarında ve seri üretimden dolayı da ciddi bir maliyet avantajımız söz konusu. Isuzu ile yapmış olduğumuz projede minibüsün iç kısmında kumaşlarımız kullanılarak %40 daha az enerjiyle aynı ısıtma performansını yakaladık. Fransa Renault'un açtığı bir çağrıda Türkiye'den seçilen 5 proje arasında yer aldık. Brusa bizim kumaşlarımızı kullanarak koltuklarında ısıtma sağlıyor. Yine Martur'la millileştirme adına kullanılan ısıtıcıların bir NDA imzaladık. TOG sadece koltuk ısıtma pazarına 10 milyon dolarlık ek bir katkı sağlayacak. Ford Otosan'la kabin içi ısıtmaya yönelik NDA imzaladık. Projemiz devam ediyor. Yine Arçelik'le yeni nesil ısıtıcı ve pişirici ürünlerle tasarlamak adına bir proje yürütüyoruz. Zer Ticaret'te de ürünlerimizin satış ve pazarlaması için görüşmeler yapıyoruz. Sarar bizim kumaşı kullanarak hazırladığı ısıtmalı montu hem Sarar hem İltema etiketiyle Ocak ayında satışa çıkartacak. Almanya'ya kumaş ihracatımızı gerçekleştirdik. Onların kullandığı kumaşla yapılan dalgıç kıyafeti Alman ordusu tarafından test edildi. Biz de kendi kara kuvvetleri komutanlığımıza yelek hazırlayıp teslim ettik. Çok geniş uygulama alanımızdan bahsetmiştim. İşte zemin ısıtmasından medikal ürünlere kadar, çatı tentedeki kar birikmesine engel olacak ürünlere kadar pek çok ürün hazırlayabiliyoruz kumaşla. Otomotiv sanayinde rakiplerimiz var koltuk ısıtma üzerinde ama bizim seri üretiminden dolayı çok ciddi bir maliyet avantajımız söz konusu. 2015 yılında fikir aşamasındayken başladığımız yolculuğumuzda 2016 yılında TÜBİTAK ST ile şirketimizi kurduk. 2017 yılında Isuzu ile proje gerçekleştirdik. Aynı yıl Almanya'ya ihracatımız oldu. 2018 yılında Big Bang sahnesindeydik. 2019 yılında Brusa ve Sarar'la çalışmaya başladık. Yine bu yılın son çeyreğinde Ford, Martur, Zer ve Arçelik ile görüşme halindeyiz. Sadece Türkiye pazarı yaklaşık 100 milyon dolar ama globale açıldığımızda milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Şu ana kadar 600 bin TL'lik satış, bir o kadar da ödül aldık. 30 bin euroluk bir ihracatımız, onun üzerinde işbirlikleri 10 bin metrelik kapasiteye ulaştık. Gelir modelimiz de hem şirketlere hem son kullanıcı hem de kamu kurumlarına satış şeklinde. Son bir dakika. Tamamdır. 500 bin dolarlık bir yatırım aldığımız takdirde %60'ını makine ve ham maddeye kullanmayı planlıyoruz. %40'lık kısmında da satış pazarlama ve genel yönetim giderlerinde kullanacağız. Şu ana kadar işbirlikleri içine gittiğimiz hem müşteri olarak çalıştığımız hem de bize destek olan kurumlara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkürler. Sorularınızı alabilirim. Evet. Ben sorabilir miyim hemen? Tabii ki buyurun. Tabii. Şimdi Ayhan Bey, teşekkürler öncelikle. O bir önceki sayfada teşekkür ettiğiniz kurumların ismini görünce heyecanlandım bayağı sunum sırasında. Evet. Ama ondan sonra bütün şu ana kadar yapmış olduğunuz toplam cironun 600 bin TL olduğunu söyledim. Evet. Şöyle bahsedeyim. Bir sıkıntı yok mu? Bu kadar kurumla çalışmışsınız. Evet, hemen bahsedeyim. Mont var, otomotiv var vesaire var. Ciro 600 bin TL. Yani ne kimi çalışacaksınız ki daha fazla zaten ya? Yani. Şöyle söyleyeyim hemen. İlk kuruluş aşamamızda zaten ARGE projesi yürüttük. O yüzden fatura kesmeden devam ettik ilk bir yıllık çalışmamıza. Ondan sonraki süreçte de genelde otomotiv sanayinde hemen hızlı bir şekilde giriş yapamıyorsunuz. Projelerle yürütebiliyoruz. Ondan sonraki süreçte proje aşaması oldu. Zaten şu anda çalıştığımız kurumlarla birçoğuna proje devam ettiriyoruz. Ama Almanya'ya satışımızı gerçekleştirdik. Orada da şu anda yeni yaptığımız görüşmelerle de yıllık bazda aylık olarak bir satış sözleşmesi imzalanacak.
önümüzdeki günlerde. Daha yeni yeni ciro yapmaya başladık. Öyle diyebilirim. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, başka bir soru daha alalım jürimizden. Fakat bu B2B'lerde Türkiye'nin ekosistemi yaşadığı bir problem var. Tam da Nevzat Bey'in söylediği nokta. Early adopter bulmak çok zor. Yani erken müşteri, kime sattın, referansın var mı gibi ve veya bana tonlarca lazım, çok uzun metreler lazım, sen ölçekleyebilir misin gibi kısmen haklı ama kısmen de belki o kadar haklı olmayan tutum ve davranışlar var. Yani bizim startupları yetiştirirken bir misyonumuz da ekosistemin bütün aktörleri olarak büyük şirketler startuplarla nasıl çalışır, bunun da metodolojisini inşa etmemiz lazım. Çok önemli bir husus. Evet Başka hocam. soru varsa onu alalım. Aslında hocam Nevzat oldukça filtresiz bir şekilde sordu bu soruyu. Belki diğer jüri üyelerimizin Ben kafasında da bir soru işareti vardır. Ayhan Bey, ekleyebilir miyim? sizin Pardon. bu Evet. sizin bu etkinlikten beklentiniz nedir? Aslında ben network açısından burada yer almak istedim. İltema markasını duyurabilmek, sizlerle tanışabilmek çok büyük keyif zaten. Dolayısıyla bu network'ü ulaşabilmek adına bu etkinliğe başvurdum. Çok da mutlu oldum açıkçası buralara kadar geldiğimiz için de.